Kıyamet günü olduğunda aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur. Kullarının ve gözlerini şeytanın çalgılarından ve haramlardan koruyanlar nerelerdir? Onları ayırınız. Bunun üzerine melekler onları ayırıp misk ve amber tepeler üzerinde toplarlar. Sonra Allah meleklerine tekrar şöyle buyurur. Onlara tesbihimi ve temcidimi duyurun. Bunun üzerine o kimseler öyle güzel sesler duyarlar ki benzerlerini hiç kimse duymamıştır. Ramlüz Ehadis Ravi Hazreti Cabir sayfa 59 hadis numarası 11. Hadis-i şerifte geçen şeytanın çalgıları nedir? Dinlediğimiz müzikler bu çalgıların içine girer mi? Bizleri heva ve hevese, şeytaniyete, nefsaniyete götüren her şey bizi şeytanın çalgısıdır. Bu illaki buradaki çalgı aletinden işte davuldur, zurnadır, ne bileyim işte deftir, şudur, budur diye bunları ayırt etmenize gerek yok. Bir şeyin neye hizmet ettiğine bakılır. Bizi haram bir eğlenceye mi götürüyor yoksa bizim Kur'an ve sünnetin müsaade ettiği bir eğlenceye mi götürüyor? Mesela bir kimsenin Ramazan bayramında bayram eğlencesi yapması caizdir. Sahabeler bayram sabahı işte kendilerince kendi milli oyunlarını oynamışlar, güdüm vurmuşlar, masar vurmuşlar veyahut da sahabe kadınlar nikahı ilan etmek için def vurmuşlar. Bunlar normalde caiz olan örnekler. Demek ki burada önemli olan bir şeyin neye hizmet ettiğidir. İşte siz bir mehterin çalgısına haram diyebilir misiniz şimdi? Yani yüzyıllardır ecdadı fetihten fetihe koşarken ecdadı Allah'a kavuşma için onları teşvik eden, savaşmaya teşvik eden, düşmanın üzerine saldırmaya teşvik eden mehteri biz şimdi oturup haram çalgılarla çalıyorlar deyip kendimizce onu haram mı göreceğiz? Veyahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendi savaşlarında sahabeyi bu konuda şevklendirmek için çalmış oldukları masarları veya o günkü davulları biz şimdi haram çalgı olarak mı göreceğiz? Buradaki şey şu, bir aletin niye hizmet ettiğine bakılır. Bıçak birisini haince, zalimce, adice vurursanız o kimsenin elinde ölüm aleti olur. Kurban keserseniz o kimsenin elinde hayır işleyen bir alet olur. Bunun gibi.